Galatasaray milli yıldızı kapa bildirdi. 3 yıllık sözleşme imzaladı. Performansıyla Galatasaray'ın kritik isimlerinden biri olan Taylan Antalyalı'yla yeni sözleşme imzalandı. 2022-2023 sezonu sonuna kadar kontratı olan Taylan Antalyalı, Galatasaray yönetiminden gelen 3 senelik yeni teklifi hemen kabul etti ve alacağı ücreti sormadan imzayı attı. Yıllık 2.2 milyon liraya oynayan 26 yaşındaki orta sahanın şartlarının iyileştirildiği belirtildi. Transferi kapa bildiren Galatasaray, milli yıldızın yanı sıra Cristiano Ronaldo ve İsmail Cipe ile de nikah tazeledi. Sözleşmesinin yenilenmesinin ardından konuşan Taylan Antalyalı, "Galatasaray benim çocukluk hayalimdi. İlk günkü heyecanı hala yaşıyorum. Çok önemli başarılara imza atmak istiyorum burada. Onun için buradayım. Takıma ve camiaya katkıda bulunmak istiyorum." ifadelerini kullandı. Güncel piyasa değeri 5,5 milyon euro olan Taylan Antalyalı'nın peşinde halihazırda İtalya'dan 2, Almanya'dan 1 olmak üzere 3 takım var. Galatasaray'ın yabancı sınırı olsa da olmasa da oynattığı Taylan Antalyalı, milli takımında gereklilerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Erman Toroğlu Galatasaray'ı öve öve bitiremedi. Selam dostlar, naber? Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ımız sezonun 11. haftasında evinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk etti. Zorlu maçta kazanmayı bilen Sarı Kırmızılılar önemli bir 3 puan elde etti ve Süper Lig'deki 11. maçında 20 puana ulaşmayı başardı. NEF Arena'da saat 19'da başlayan ve yayıncı kuruluş Bein Sports tarafından canlı yayınlanan karşılaşmaya Galatasaray'ımız güzel oyun ve galibiyet hedefiyle çıktı. Cimbom zorlu maçta Gaziantep karşısında galip gelerek geçen hafta Beşiktaş derbisindeki kaybının yarasını sarmayı bildi. Gaziantep karşısında 3 puan uzanan Sarı Kırmızılılar gelecek maçta 4 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek. Galatasaray bu maçı da kazanarak yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Ünlü yorumcu Erman Toroğlu da Sarı Kırmızılıların galibiyeti için Galatasaray kazanmayı hak etti. Yavaş yavaş formlarını buluyorlar. Galatasaray haftalar ilerledikçe şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olduğunu gösterecek. Ben Lokomotiv maçıyla birlikte Galatasaray'ın yükseliş dönemine gireceğini düşünüyorum. UEFA'da Lazio'lu Marsilyalı grupta taş gibi top oynadılar. Bu artık lige de yansıyacak. İfadelerini kullandı. Biz Lokomotiv Moskova maçını da kazanacağımızı düşünüyoruz. Peki sizce Galatasaray'ımız Lokomotiv Moskova maçını kazanabilecek mi? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Gedson Fernandes Galatasaray için kimileri yaktı. Galatasaray'ın devre arasında yeniden kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Benfica'da başkanlığa kulübün sportif direktörü Rui Costa geçti. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in Fiorentina'dan öğrencisi. Daha sonra rekor bedelli Milan'a transfer ettirdiği Rui Costa, son olarak Gedson Fernandes'in Cimbom'a kiralanması konusunda büyük kolaylık sağlamıştı. Rui Costa'nın başkanlık koltuğuna oturması en çok da Sarı Kırmızılıların yüzünü güldürdü. Aslan'ın hocası Fatih Terim, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu bu kez bonservisiyle birlikte Galatasaray'a kazandırmak adına Rui Costa'yla bizzat görüşecek. Gedson Fernandes de Benfica'dan ayrılmak için gemileri yakmış durumda. Sezon başından beri istediği süreleri alamayan genç yıldız yeni sözleşme imzalama teklifine de yanaşmıyor. Galatasaraylı oyuncularla ve taraftarlarla sosyal medyada iletişimini kesmeyen Portekizli futbolcu, Sarı Kırmızılıların yaptığı paylaşımların birçoğunu beğenerek destek veriyor. Galatasaray'a yakın kaynaklar Ocak ayında Gedson Fernandes transferinin gerçekleşmesine çok yüksek ihtimal gözüyle bakıyor. Galatasaray'dan Campuzano bombası. Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Yetenek avcılarının Fatih Terim'e önerdiği ve oyuncunun transferi için onay aldığı Jorman Campuzano konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Arjantin basınında yer alan bilgilere göre Jorman Campuzano Galatasaray'a kış transfer döneminde imza atacak
ve Boca Juniors'dan ayrılmak için de bavulunu hazırlamış durumda. Daha önce de Sarı Kırmızılıların transfer listesine girmeyi başaran yetenekli orta sahanın bu kez imzayı atacağı da gelen bilgiler arasında. Elin Transigente'nin hoşça kal demeye bir adım kaldı. Campuzano, Boca'dan ayrılmak için pavulunu topladı ve Türk TV Galatasaray'a gidiyor başlığıyla verdiği haberin detaylarında. Miguel Angel Russo'nun Boca Juniors'ın başına geçmesinin ardından Germán Campuzano takımın vazgeçilmezleri arasında olmaktan çıktı. Russo, merkez orta saha oyuncusunu yedeğe çekti ancak Germán yedek bırakılmayacak kadar değerli bir oyuncu. Bu nedenle takımın para kazanmasını isteyen Russo, yetenekli orta sahanın Galatasaray'a transferini onay verdi. Campuzano, Ocak ayında İstanbul'a giderek Galatasaray'a imza atacak İfadeleri kullanıldı. Kolombiya milli takımı ile 2 maçta boy gösteren 25 yaşındaki Campuzano'nun güncel piyasa değeri 3 milyon euro ve oyuncunun Boca Juniors'u olan kontratı 2023 yazında sona eriyor. Galatasaray'dan Aliou Dieng'e 4,5 yıllık anlaşma. Galatasaray'ın devre arası transfer dönemi için listesinde yer alan 6 ve 8 numara oynayabilen orta saha oyuncusu Aliou Dieng için flaş bir iddia gündeme geldi. Mısır basınında yer alan haberde El Ahli'ye yakın bir kaynağın Galatasaray'ın Aliou Dieng için El Ahli'ye 5 milyon dolarlık resmi transfer teklifi yaptığını açıkladı. El Ahli'nin bir sonraki satıştan %20 payı istediği vurgulandı. Öte yandan Aliou Dieng'in transferi için kulüplerin yoğun şekilde görüştüğü belirtilirken 23 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili kararı kulübüne bıraktığı belirtildi. Oyuncuyla da temaslarda bulunan Galatasaray futbolcunun menajerine 4,5 yıllık teklifini sundu. Cimbom, Malili futbolcuya 750 bin euro yıllık maaş teklif etti. Sarı Kırmızılı kulübün teklifine evet diyen 23 yaşındaki oyuncunun kulübünden izin çıkar çıkmaz imzaların atılması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olan Dieng, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle takımın pres gücüne çok büyük bir artı sağlayabilir. Ancak bu sezon uygulamada olan yabancı sınırı nedeniyle bu transferin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın elindeki en değerli yerli oyunculardan biri Berkan, diğeri de Taylan. Bu oyuncular çok iyi, uçar kaçar demiyorum elbette ancak ilk 11'de en az 3 yerle oynatılması gereken sezonda. Berkan ya da Taylan'ın yerine alınacak bir oyuncuya bu paraları vermektense, takıma doğrudan katkı sağlayacak bir yerli oyuncu transferini gerçekleştirmek daha olur gibi geliyor bana. Ne dersiniz?